Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde Kağıt Rölyef Atölyesi'ndeyiz. Yine Şerife İnce Hanımefendi ile beraberiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizleri atölyelerinize kabul ettiğiniz için hoş gerçekten geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bugün bize Kağıt Rölyef uygulamasını göstereceksiniz. Esmaül Hüsna çalışmasını yapacaksınız. Evet. İlk olarak ne ile başlayacağız hocam? Hangi aşamaları yapacağız? Evet. Şimdi bu ikinci çekimimiz olduğu için normalde birinci de ben basit bir çiçek göstermiştim. İkincide de her zaman öğrencilerime tavsiyem Esmaül Hüsna'yı tavsiye ediyorum. Onun için biz de bir Esmaül Hüsna çalışalım dedik. O aşamadan gösterelim dedik. Normal Esmaül Hüsna bizim 5 adetten çalışıyoruz. 5 adetten çalışmamızın sebebi yazık olmasın, kalanları çöpe gitmesin diye biz 5 adetten çalışıyoruz. Ben göstereyim. Tamam hocam, başlayalım. Normalde malzeme... 8 kat yapabiliyoruz ama Esmaül Hüsna için sadece 5 kattan çalışacağız. Evet, manzaralar 10 kat. Çiçeklerde bazen dediğim istisnada 8. Ama sadece Esmaül Hüsna'ya özel 5. 5 tane. Çünkü aralarından çalma oluyor. Ben şimdi zaten göstereceğim inşallah seyircilerimize. İkincisi, malzememizi ilk çekimimizde tanıtmıştım. Malzememizi az buçuk biliyorlar. Tekrarlayalım isterseniz. Tekrarlayalım. Silikon tabancası, şeffaf silikonumuz. Şeffaf olmasına yine dikkat etsinler, onu söylüyorum, uyarıyoruz. Çöp şişimiz var. Kenarlarını boyamak için biz kahverengi kalem demiştim. Şimdi yine onu göstereceğim. Normalde bir de kesme tahtamız. Malzememiz bu kadar. Ben normalde bir şöyle hafiften bir keseyim. Ben bu kesme işlemini yaptım. Zaman aşımından bize çok uzun sürmesin diye. Evet, İlk önce bunu bir diye numaralıyorum. Çünkü numara Esmaül Hüsna'da daha aşırı derecede önemli. Onu şimdi anlatacağım. Bir numaramı kestim. Çıkartıyoruz kestiğimiz yerleri. Evet, böyle pat 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 çıkartıyorum. Bir numaram olacak bu. Şimdi ben önceden hazırladım ki zaman, çünkü az buçuk bizim öğrencilerimiz de biliyor. Rölyef hadi deyince olacak bir şey değil. Çok zaman alıcı bir işimiz olduğu için ben birazcık hızlandırayım. Evet, zaten önceki yayınımızda nasıl kestiğini anlatmıştık seyircilerimiz için. Aynen. Geçen kesim hepsininki farklı oluyor. Hepsi aynı kesilmediği için hep posterlerimizin farklı oluyor kesimi. Ama bunu şimdi açığa çıkacak. Yani çok kolay kesim olduğu için bunu karıştırmazlar. Bu bir numara. Bir numaramı böyle çıkarttım. Evet. Sayının önemli olması, iki numaramın arkasını çevireyim. Sadece şunu demek istiyorum. 2, 5 ve 8. Bak, buradan 2 numaram çıkacak, buradan 5 numaram çıkacak, buradan 8 numaram çıkacak. Ne yapıyorum? Bunu da yine aynı hazırlamıştım. Bunu da böyle çıkartayım kolay bir şekilde. Birazcık öğrencilerimin kafası bunda karışıyor. Hocam altta bu sıralarını, kesmelerinde biraz karıştırıyorlar. Sayıları çünkü şey olduğu Peki, için. Peki sayı olarak 8 numarayı ne? 8 neye yazdık hocam? İsterseniz onu da söyleyelim. Şimdi kafamız gerçekten karışmasın. Evet, şimdi normalde ben böyle çıkartıyorum. Zaten şimdi yapıştırmaya geçeceğim inşallah. Burayı kopartıp burayı çal. Şey etmesin, dursun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak biz kat gideceğiz bunu. Kat gittikten sonra o sıralar onun için önemli. Normalde ben yazılarını okuduğum için sırasını buluyorum ama öğrencilerim birazcık bulmazlıkları için sayıyı ben onun için illa sayım önemli. Birazcık daha yırtmayalım diye. Şimdi böyle çekiverince gider. Aynen onun için. İnce iş olduğu için bizim kesimimizde de. En çok uğraştırıcı şey kesim noktası mı? Giydirmesi mi? Ama bu Esmaül Hüsna'nın hem kesimi hem giyimi, tabii hani ben kendim birazcık daha
kolay bulduğum için daha kolay. Manzaralardan falan bunun giyimi tek kat. Tek kat olduğu için daha basit geliyor. Öğrencilere onun için ikinci çalışmamızı Esma Rüşna yapın diyorum. Tekniğine alışın, eliniz alışsın ki manzara, büyük manzaralara öyle geçelim diyorum. Yeni başlayanlar için evet. Esma Rüşna evet. yapmasını öneriyorsunuz hocam. Bu iki numaram olmuş oldu. Bak bu bir oldu, bu iki oldu. Demin hani sormuştunuz 8 numarayı neden yapıyoruz hocam diye. Hemen 8 numaramı çıkartayım. Şurada tam kesmemişim. Normalde kesimimiz böyle oluyor. Hem de göstermiş de olalım arkadaşlara. Bu 5 numaram olmuş oluyor. Bu da 8 numaram olmuş numara. Oluyor. Aynen. Buraya geleyim. Burada da 6 numaram ve 9 numaram oluyor. Bir de şurada sayayım. 3. Dur. Şurası 6 numaram oluyor. Burası 3 numaram oluyor. Burada da 3 numaram çıkıyor. 6 numaram çıkıyor. Bir de 9 numaram çıkıyor. Bunu da yine çıkartayım. Aynen. Bunu bitirelim diye inşallah güzel bir şekilde çıkacak. İnşallah hocam. Evet. Atölyeleriniz de gerçekten çok hoş. Evet. Her branşın atölyesi kendine özgü ve çok güzel. Evet, çok şükür yapanlardan, bu imkanı sunanlardan, belediye başkanımızdan, emeğe geçen bütün evet çalışanlarımızdan gerçekten Allah razı olsun. Ve öğrencilerimiz de yani halk olarak da çok memnunlar. Yani o kadar memnunlar ki ya bilmiyorum inşallah Allah'ın izniyle bu sıkıntımızı i̇nşallah. Da atlattıktan sonra yani o kadar güzel olacak ki yani bayanlar için öyle düşünüyorum. Çünkü biz de kendimiz de bunu aldık. Bu da altın 3 numaram oluyor. Böyle seriyim. Bu 6 numaram oluyor. Bu 9 numaram oluyor. Bak bunların tek tek çıkartmamın sebebi hem öğrensinler hem numaram vereyim diye. Bu da 4 numaram bir de burada 7 numaram çıkacak. Aynen. Hemen onu da şey yapacağım. Çıkartayım. Ben bunu yayında çıkartmamın sebebi de öğrencilerim hani bunu kesip de hazırlamış olsaydım belki böyle birazcık belki kafaları karışabilirdi. Böyle çıkarttığım için birazcık daha bilgi sahibi olsunlar diye. Ve bu en çok rekor kırıyoruz Esma Rüşna'dan. O kadar çok yapıyoruz ki ve o kadar da çok satan öğrencim var. Çok güzel oluyor gerçekten. Evet, maddi yönden de evine katkıda bulunan çok öğrencimiz de var rölyeften. Tabii birazcık da kısmet işi. Satmak isteyen yani satıyor bazen hocam biz satamıyoruz diyorlar ama ben de diyorum bu işleri birazcık kısmet işi, kısmetin varsa satarsınız diyorum ama satan da çok oluyor. Bu da 4 numaram oldu, bu da 7 numaram oldu. Şimdi ben normalde bir de böyle bunları böyle kestiriyorum. Bu hazır kesimi. Ve rotuş çalışmamız var. Bunu kısa bir şekilde göstereceğim. Şimdi biz bunu hep kesimlerde normalde böyle boyattırıyorum öğrencilerime. Geçen çekimimizde de göstermiştim. Neden boyadığımızı söylemiştim. Şimdi bir burada kesim yerim var. Bir de burada boyadığım yerim var. Bak kesim yerimle boyadığım yerim bu kapatıyor. Boyutu asıl o sağlıyor. Boyut veriyoruz. Aynen. Ben böyle kısa bir göstermiş olayım ve yapıştırmaya geçeyim. Evet. Ayağa kalkayım. Nasıl rahat çalışacaksınız? Aynen. Bu birinci katım. Evet. Birinci katım bütün bir şekilde kestim, kenarlarını boyadım, ona göre dikkat etsinler. Ve bir çöp şişim var. Çöp şişimi normal bir şekilde döşüyorum. Şimdi Esma Rüşna'ya has sadece çöpümü döşemesi, bir çift döşüyorum, bir tek döşüyorum. Esma Rüşna'ya yani başka normalde çalışmam değil, bak çift dedi, maksadım iki kat. Çöpümü döşüyorum.
Yani öğrencime yani anlatıyorum. Böyle yani normalde. Çift dediğimiz iki kat koyuyoruz. Aynen. O sadece boy seviyesini alsın diye. Bunda çift koyuyorsam öbüründe tek koyuyorum çöplerimi. Üç boyutlu hale gelmesine sebebi? Aynen, aynen. Evet, böyle döşedim. Hızlı bir şekilde. Ve silikon tabancam ve şeffaf silikon. Hazırlanmıştım zaten önceden. Bu çöpleri silikonla bağlıyorum. Hepsi birbirine bağlı. Aynen. Hocam. Boyutu veren bu. Bizim rölyefte asıl bizim malzememiz yani çöp, bu silikon olmazsa yapamazsın. Ve iki gelen öğrencilerimizden bazen silikondan rahatsız olan öğrencilerimiz oluyor. Ama diyorum alışırsınız. Sonra alışıyorlar. Bağımlılık yapıyor. Silikon sıkamayan öğrencileriniz oldu mu hocam? Var. Yani şimdi öğrencilerim diyecek bizi niye orada küçük düşürüyorsun. Ama normalde var. Şu tabancayı normalde biz ilk etapta ben dersime başladıktan sonra öğrencilerime diyorum. Normal bak şu tabancanın şurada bir tık şeyi var, freni var. Buna basarsan gelir, basarsan takılır ama buna ellemezsen çekemezsin. Ya bu silikon bittikten sonra öğrenci çabalıyor. Diyorum ne yapıyorsun hocam bunu çıkartmaya çalışıyorum. Bak burayı gösteriyorum ama unutuyorlar. Bak burayı yaptıktan sonra böyle ay hocam o kadar da kolay geliyormuş diyorlar. Yani böyle şeylerimiz oluyor. El alışkanlığı bir de pratiksiniz. Aynen. Ya bir de şimdi öğrendik bir de onlar birazcık heyecanlanıyorlar. Heyecanlandıkları için benim söylediğimi bazen unutuyorlar. Başka tutkallarla olmuyor değil mi? Yok. Sadece silikonla yok, oluyor. Yok. Aynen. Sadece silikonla oluyor. Şimdi ben birinci katıma çöpümü döşedim ve numaramın çok önemli olduğunu burada göreceğiz şimdi. Bak iki numaram. İki numaramı aynısını kesmiştim ve isimlerini aynı yerine gelme şartıyla ben isimlerini aynı yerine getiriyorum. Normalde bilmiyorum getiren getirmeyen de olabilir. Ama ben öğrencilerime onlara dikkat edin diyorum. Çalışmamız daha güzel olur. Aynen bir de hani kendi ismi kendi ismine gelsin ki karışıklık olmasın diye. Şimdi bizim maksatımız neydi? 5 taneden çıkartmamın maksadı yazık kalanları çöpe gitmesin diye biz 5 taneyi değerlendiriyorum. 5 tane çıkarabiliyoruz. Bu ortasını aldım, ne yaptım? İki katını kenara koydum. Bu ortasını da hemen şuradan çöpe atacağım. Yaramaz kağıtlarımdan alıyorum. Değerlendiriyoruz çöpe atmak yerine. Aynen. Buradan çaldım ya ben çalma diyorum. Öğrenciler hocam bizi hırsızlığa alıştırıyorsunuz diyorlar. Öyle bir de espri yapıyoruz arada. Buradan ben buradan aldığımın yerini otomatikman bununla kapatıyorum. Zaten içindeki görünmüyor. Evet, israf etmiyoruz kağıtlarımızı. Aynen, bu aynen. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Gerçekten aynen. De çok güzel bir fikir. Evet. İlk etapta biz bunu ilk Esma-ül Hüsna'yı ben çalıştığımda, ben eğitim aldığımda bunlar falan görmedim. Yani o zaman yoktu. 2007'de, 2006'larda olduğumuz için bir de doğudaydık. O zaman böyle bir iki çiçekli şeyde, manzarada çalıştım ama ben geldikten sonra hem firmalar çoğaldı, hem modeller çoğaldı. Esma-ül Hüsna'ya geldikten sonra biz dedik Esma-ül Hüsna'ya çalışalım. Çalıştık ama 10 taneden çalıştık ilk etapta. 10 taneden çalıştım. Baktım 10 tane yazık oluyor, yarısı çöpe gidiyor. Sonra 5 taneye düşürdüm. Şimdi bir, ikinci katımı yapıştırdım ve burayı da kapattım. Ve şimdi üçüncü katıma geçiyorum. Ve üçüncü katımda çöpüm bu siyah renk tarafına geçmeyecek. Krem renginde kalacak. Yazının üzerinde kalacak. Bak bu tarafa geçmiyorum. Oradan geçtim mi görünür. Yine hemen incelikleri şu an. Aynen püf noktaları. Çünkü kat kat gideceğim şimdi. Gelişi güzel koyuyoruz. Aynen gelişi güzel koyuyorum. Bazen öğrenciler, titiz öğrencilerim var böyle duvar örer gibi falan örüyorlar. Gerek yok yorulmayın diyorum. Şimdi de birazcık daha ben biraz hızlı olmam icap ediyor. Aynen. Şimdi alta iki kat koymuştum. Buraya tek kat koydum. En önemli olan ilk aşamada iki kat koymak. Evet.
Yine aynı böyle sıkıyorum. Bazen silikonun azını çokluğunu ayarlayın diyorum. Bazen çok sıkıyorlar. Bazen az sıkıyorlar. Ortası olsun diyorum. Bir sefer de hani az olunca düşmesin. Çok zevkli yani. Normalde çok seven öğrencim çok seviyor. Aşırı derecede seviyorlar. Ben seviyorum. Çok keyifli gerçekten. İzlemesi bile çok güzel. Eminim yapması daha güzeldir. Evet. Şimdi ne yaptım? Her yapıştırdığımı da anlatayım da izleyenler tabii hani hatırlasın amaçlı. Bir, iki yapıştırdım. Şimdi üç numaram. Ne yaptım? Üç numaramı çizmiştim. Şimdi üç numaramı yine aynı ismi gelecek şekilde bu arada kenarlarını boyamış oluyorum. Normalde biz hızlı geçtiğimiz için benimkine öğrenciler dikkat edebilir. Hocam boyamamış diyebilirler. Burada hızlı olması için onu öyle oldu. Ama normalde boyayacaklar. Evet. Yani kağıtlarla. Aynen. Bu böyle devam ediyor. Aynen. Sadece burada ben istediğim onlardan bu kat kat giden sıraları şaşırmamaları. Mesela 3'ün yerine 4'ü koysa olmaz. 4'ün yerine mesela 6'yı koysa olmaz. Onu şaşırmadıkları müddetçe sıkıntı olmaz. Yine aynı çöpümü kapatıyorum. Bu çöpümü kapatmamın maksadı hani üst üstüne şey karışık olmasın diye. Çok iyi fikir gerçekten. Evet. Mesela biz 10 taneden 1 tane çıkartıyorduk. Dediğim gibi ilk etapta. Ama şimdi 2 tane çıkartıyoruz. 2 esma üstüne çıkartıyorum. Şimdi de bak bu 3 numaram, 3 numaram normalde bu. 3 numaramın üstüne gelmeyecek. Bir sıra içeri giriyorum. Çöpümü döşeyerek. Eğer bazen ben şimdi burada kaldık, bazen aşağıya inerse öğrencilerime diyorum böyle kaldırın, bırakın, o seviyesini alır. Yukarıda kalır. Bazen önce bir taktik. Aynen, bazen şey yapıyorlar, hani aşağı iniyor, hocam benimki çok aşağıda çökmüş oldu gibi diyor. Oluyor. Aynen, o zaman diyorum böyle kaldırın, bırakın, o yüksekliğini alır diyorum. Esma-ül Hüsna hızlı giden çalışmalardan bir tanesi. Normalde hani hepsini böyle hızlı çalışamayız. Çalışmaların. Bu hızlı gittiği için hem öğrencileri de ilk etapta ikinci çalışmalarında daha kolay oluyor. Bunu da iki kat vermiş oluyorum. Aşağıdaki ikiydi, aradaki biriydi. Bunu da iki. İşlemler bittikten sonra giydirme işlemine geçeceğiz. Evet. Şimdi yine aynı. Bir sefer ne yapıyorum? Bu ilk bak ben şuraya kazalayayım bir tane çöpüm çıkmış mesela. Bak. Hı hı. Bunu ben gitmezsem onu görmemiş olsaydım o dışarıda görünürdü. Dışarıda görünmemesi için her döşememde bir sıra aşağı iniyorum. İçeri çekiyorum iplerimi. Bir de bu sıktığımda bazen ben öğrenci şimdi aklıma geldi sıkarken çünkü ben de hızlı sıktığım için fark ettim. Çöplerimi kağıda bağlamam gerekiyor. Eğer askıda kalırsa, yerdeki kağıt silikondan buluşmazsa o zaman tutmaz. Pat diye düşme ihtimali yüksek olur. Ya, normalde kağıttan kağıda yapıştırın derim ben. Kağıtta başlayın, kağıtta bitirin. Daha sağlam olsun diye. Evet. Ve 4 numaramı alıyorum. Aynen. Şimdi. Evet, bunun da hemen yerini bulayım. Bulmuştum. Hafif kaybettim. Tamam. Dördüncü katımızda yapıştırdık.
Yine aynı işlemime devam ediyorum. Bıraktığım zaman yapışıyorlar zaten. Evet, evet, evet. Yani sıkıntı, kağıttan buluştum, silikon tamamdır. Bir aydır ben de rölyef yapmıyordum. Bu arada benim için de güzel oldu. Ya bilmiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle yine buluşacağız öğrencilerimizle. İnşallah hocam. Bu kötü günler geçtiği zaman. Evet, inşallah. Eski günlerimize döneceğiz. Kurslarımız devam edecek. İnşallah, aynen. Ben inanıyorum ki talepler daha yoğun olacak hocam. Çünkü evet, insanlar evde kalmaktan sıkıldılar. Bir de bizim gruplarımız var zaten öğrencilerimizle. Mümkün olduğu kadar da orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler elinde diyor, hocam benim rölyefim var, bunu bana bir tarif edebilir misin diyor, hı hı, gruplarımızda. Biz de hani elimizden geldiği kadara yapmaya çalışıyoruz. Söylemeye anlarsa yapabiliyor bizim dediklerimizi. Uzaktan eğitime devam ediyoruz. Aynen, aynen, çok öyle, çok. Hocam sıkılıyorum diyor, yapalım diyor. Ben de söylüyorum. Alttaki iki katta bunu tek kat döşedim şu anda. Şimdi gitgide alanımız küçülüyor. Normalde ben öğrencilerime biraz daha kurudukça yavaş yapıştırın derim. Çok arka arkaya yapıştırınca biraz kayma ihtimali çok yüksek oluyor. Bir de böyle diyelim ki yaş yapıştırdıktan sonra kaldırıp raflarımıza koyduktan sonra kayma ihtimali olduktan sonra bunu sökmeden başka çaresi yok. Hı. Yani bu kaymış ve kaymış ve kurumuş. Kuruduktan sonra onu düzeltemezsin. O yüzden çok dikkatli olup ben sökerim sonra diyorum, yani keserim diyorum. O yüzden kaymasını da istemiyorum. Ya bir sefer iki iç çıkıyor, yazık oluyor. Yine de kurtarabiliyoruz öyle bir tabii, tabii, vardı, kurtarıyoruz, mi? Aynen. Bu katı kaydıysa, ben de bunu böyle ben kratuarla kesiyorum, onu söküyoruz. Yeniden tekrar temizliyoruz, yeniden silikonunu, çubuğunu döşüyoruz ve aynı sistemde yapıştırıyoruz. Şimdi ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 5. katımı koydum. Ve yine aynı kağıdımla kapatıyorum. İki katımız kalıyor. Evet. Bu alanımız küçüldüğü için şimdi birazcık daha hızlı gideriz. Şimdi yine aynı işte döşüyorum. Yine aynı bu sırama, son sırama gelmemesi, hı hı, gerekiyor çöpüm. Kullandığımız malzemelerin hepsi aynı temel malzemeler. Aynen. Biz aynen. Sadece değiştiriyoruz. Evet. Hangi resimle çalışmak istersek. Evet. Bunda çift yapıyoruz, alttaki tekti. Sonları geldiğimiz için tekrar çift çubuk kullanıyoruz. Evet. Bir tek bir çift olacağı için. Çöpün ne kadar çok olursa biraz silikon da o kadar sıkıyorsun ki hepsi bağlansın diye. Evet, şimdi 6. sıra. Evet. Tam yerine koyuyorum. Aynen. Sırasının taşmamasının dediğimizin şeyi oydu zaten. Hı hı. Maksadı oydu. Bak şurada da çıkmış küçük bir çöpüm ve yitiyoruz. Bunlar, aynı, bunları yiteriz. Normalde döşeyip görünen diyelim ki manzarada da yapıştırdık. Silikon görünmüş, çubuk görünmüş. Onları böyle aşağı doğru yitiyoruz.
Evet. Şimdi yine aynı ilk sırama gelmeyecek şekilde döşüyorum. Bunu da tek kat yapıyorum. Son kat yine çift kat yapacağız. Evet. Daha var katım, 3 katım var. Eğer bu biz mesela böyle yapıştırdım ya, hı hı. Burası aşağıda birbirine bazen böyle olabiliyor. O zaman diyor ki hocam diyor ben ki neden katı birazcık yüksek olmuyor diyor. O zaman şu bak top koydum ya. Hı hı. Böyle top koyarlarsa daha sonucu iyi alırlar. Daha yükselir. Aynen. İstedikleri gibi olur. Normalde çok yükseği istemiyorum, sevmiyorum çok yükseği. Çok yüksek rölyeflerde kasaları arkadaki çerçeveye girdikten sonra arkadaki bir kasamız var bizim. Kasalara oturtuyorlar çünkü. O kasanın yüksek olmasını istemiyorum. Pek hoşuma gitmiyor ben. Ben normalde öğrencilerime öyle tavsiye ediyorum. Tabii öğrencinin bazen kendi görüşü de hocam ben de öyle seviyorum diyor. O da kendi tercihi. Bak normalde ben ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. katımı koydum. Ben 7 kata kadar, 6'ya kadar çalmışım. 6'ya kadar çaldım ama 7. bütün bak. Buraya gerek kalmamış, buraya gelmeden hep sıramı tamamlamışım. Burasını kapattık. Altta kaldı, hiç belli olmadı evet. Çaldığımız. Ya bütün kağıttan yapmışım gibi oldu. Çok güzel oldu gerçekten hocam. Aynen. Bu birazcık Esma-ül Hüsna'nın püf noktası. Her posterimiz farklı çalıştığımız için geçen ilk yayınımızda mesela çiçeğimiz farklıydı. Aynen. Bunu da iki kat yapalım. Alttaki tekti. Yukarı çıktıkça alanımız da küçüldükçe kolay oluyor yapıştırmamız. Bir de hızlı gidiyoruz. Başlarken siz belirliyorsunuz hangi posterlerde çalışacaklarını değil mi? Tabii. İlk gelen öğrencilerimize çiçek sipariş veriyorum. Ben onları gelmeden hem bıçaklarını hem posterlerini hazırlıyorum ki vakit kaybı olmasın. Eğer kurs açıldıktan sonra sipariş vermiş olsam bekliyoruz. En az belki 2 haftamız kaçacak. Hı hı. Onun için ben onları hazırlıyorum. Hani birazcık da onlar da zamanın önemini biliyorlar. Başlayınca ne kadar yapabilirsek o kadar güzel diyorlar. İlk etapta çiçek. Çiçeklerimizi yaptıktan sonra ben söylüyorum devamlı hani bilgi veririm öğrencilerime. Eğer diyorum hocam ben nasıl olsa Esma-ül Hüsna yapacağım diyorsan diyorum Esma-ül Hüsna yap ikinciye. Ama yok ben Esma-ül Hüsna yapmak istemiyorum diyorsam istediğini seç, istediğin yapabilirsin diyorum. Ama Esma-ül Hüsna yapmayan öğrencim de yoktur. Birincisi Esma-ül Hüsna şöyle bir poster hem hediye konusunda da yani çok hediye yapan öğrencilerim var. Bir arkadaşım diyor hocam ev aldı Esma-ül Hüsna yap götüreceğim en basitinden. Aynen. Bir anlamlı bir hediye. Aynen. Esma-ül Hüsna daha çok satılıyor. Manzaradan Esma-ül Hüsna daha çok satılıyor. Hem Esma-ül Hüsna'nın çalışması normalde bir manzarayı bu şekilde bir çekimde bitiremezsin. Ama Esma-ül Hüsna'yı bitirme ihtimalin çok yüksek. Kolay da olduğu için hızlı da gidiyor. Evet, benim silikonum bitti. Bu birazcık da yarım bir silikondu. Değiştirelim silikonumuzu. Hazırlanmıştım. Evet. En üstümüzü yerleştiriyoruz. Evet. Bu da 9 olmuş oluyor. Hı hı. Evet. Şu anda yapıştırma işlemini bitirdik. Evet.
Evet. Giydirmeye geçeceğim. Giydirmede nasıl başlayacağız hocam? Evet. Giydirmede 5 tane yapraktan yapıyorum dedim. 4 tanesini buraya harcadım. 1 tanesini de giydirmeye bıraktım. Evet. Giydirmeye bıraktım. Ben şöyle göstereyim. Böyle getireyim yanıma. Bu kenarı ben önceden kestim, hazırladım. Ütülediniz. Aynen, ütüledim. Bu dışı. Ütüleme işleminde tekrardan evet. Seyircilerimize evet. Gösterelim hocam nasıl yapmıştık. Evet. Şöyle bir yanımıza alayım. Tamam şimdilik. Şimdi ilk etapta bir burada bir işlem yaptım. Onu da hem göstermiş olayım. Biz bunları tek tek bir tanesini giydirmeye koyduğum için bunlar bir sayfanın ürünleri. Ve kenardan yapıştım ve böyle bir çalışma yaptım. Küçük küçük noktacıklar attık, kestik. Bunun maksadı burada bir hareketlilik olsun. Ha böyle çok boş koymak istemediğimiz için. Bu çalışma hani bizim kendi yaptığımız bir ürün. Öğrenci bazen diyor, hocam ben kesmek istemiyorum diyor. Ama ben birazcık kesersen daha güzel olur diyorum. Yönlendiriyorum. Bunu böyle yaptım ve ütülemesini de göstereyim. Kestim hepsini ve boyadım. Boyadım bu sefer hepsini boyadım. Güzel oldu. Aynen. Dediğim gibi elimde kalem aldım ve ütüleme dediğimiz bu işlem. Aynen. Tekrardan göstermiş olduk. Aynen. Bu işlemi verdim. Elimle de böyle hafiften yaptım. Bu kenarda bir de küçük detayımız var bu arada. Bunu da elimle yaptım. Onu kalemle yaptım. Bunu da elimle. Küçük bir notum var. Şurada bak küçük bir kırma tuttuğum yerim var. Bu küçücük kırmazsak orada bu ayakta kalmaz. Burası püf noktası. Ben şimdi yapıştırırken de onu yine tarif ettim. Bunu da böyle ütüledim. Yapıştırma işlemi evet. Başlayalım. Ben bir peçete alayım. İnce detaya geçeceğim için. Silikonumu böyle top top. İlk çekimimizde çiçek yaparken de bunu bir belirtmiştim. Evet hocam göstermiştim. Aynen hocam. Ütülerken bu top top koyma şeyimiz püf noktası demiştim giydirmenin. Ben bunu böyle biraz yoğun koydum. Eğer az koydum bu sefer inecek aşağıya. Bu böyle. Evet. Bak normalde silikonu biraz top top koyduğum için beni hiç yormadı. Direkt yerini buldu. Hemen bir daha çalışalım. Bunu sırası üzerine gidiyorum. Ve küçük detayında, arasındaki detayda yine aynı çalışalım. Bu da böyle ayakta kalması gerekiyor. Evet, şimdi üstü Allah lafzını ben bir yapıştırayım. Hı hı. Örnek bir giydirdim, ilk sıramı çalıştım örnek olsun diye. Hemen bunu da çok da sıkmayalım seyircilerimize. Bu da çok ince püf noktası olduğu için Allah lafzını normalde bunu biraz hassas bir konu burası. Çok birbirine bağlı olarak çıkarttım. Tek tek çıkınca birazcık yapıştırması zor oluyor. Bunu böyle çıkarttım. Sadece bir bunu yapıştırayım. Nokta nokta silikonlarını taşırmadan sıkıyorum. Ve bizim cımbızımız var. Normalde cımbızlarla yapıştırıyoruz. Ama ben şimdi burada elimle koyarım. Evet, onu da yapıştırdım. Evet, bir tane de. Bu da yapıştıralım. Çok ince bir iş hocam gerçekten. Evet, bir tane ben yapıştırmayacağım. Sadece öğrencilerime göstereyim.
Bir de bu Allah lafzının kenarı, bunu da yapıştırıyoruz. Hı-hı. Unutmasınlar bunu da. Ben buradan iki tane, üç tane daha örnek hemen. Hı-hı. Yine aynı işlem devam ediyor. Evet efendim. Aynı işlem. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Aynı, bu şekilde yerlerde yapıştırdık. Şimdi bu hepsi aynı işlem gittiği için, bir de böyle taşlarımız var bizim üstünü süslemek için. Onları nereden temin edebiliyoruz hocam, bu taşları? Bunları hobi satan bizim hatta normalde Akmek'e gelip de öğrencilik yapıp olan şeylerimiz var, çalışanlar var. Hobi dükkanları açtılar. Tuhafiyeler de var, hobi dükkanlarında var. Her zaman için bulabilirler. Ben bir tane de böyle örnek seyircilerimize. Aynen, kağıt yapıştırıcımız var. Hı-hı. Kağıt yapıştırıcımızı sıkıyorum. Burada silikon yok artık. Yok. Ya normal silikon, eğer bunu bulamazlarsa silikondan da yapıştıran arkadaşlarımız var. Mecbur kalırlarsa silikondan yapıştırırız. Böyle gidiyoruz. Dilediğimiz şekilde taşlarla süsleyebiliriz. Aynen. Bunu biz zaman açısından bitiremeyeceğimiz için bu kestiklerimizi bak böyle arkadaşlar görsün. Evet. Bunu kenara alayım böyle. Evet. Burada da durabiliriz. Hocam bu şekilde taşları yerleştirmiş ve çalışmaya sonlandırmış. Evet, şimdi Allah lafzını da şöyle çevirelim ki böyle görsünler. Gerçekten çok hoş olmuş hocam. Normalde biz dediğim gibi zaman kısıtımızdan dolayı yapıştırdık ama giydirmesi biraz zaman alacak. Ben örnek çalıştım. Örneklerimizi bu şekilde yapıştırıyoruz. Aynen öyle devam edecekler ve bittikten sonra bu hale gelecek. Allah lafzımız ve metrelik boncuğumuz 1, 2, 3 sıramıza biraz büyük, 3 sıramıza biraz ortası. Bu da metresi olarak göz zevkimize göre aynen yerleştirip bu şekilde yapıştırmasını yapıyoruz. Bitecek. Evet hocam, gerçekten çok güzel oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şerife hocam bizlere Esmaül Hüsna kağıt rölef çalışmasını yaptı. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine tekrardan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Giydirme işlemi nasıl oluyor? Ütüleme işlemi nasıl? İlk aşamalar neler? Hepsini anlattı. Verdiği bilgilerden dolayı, faydalı anlatımlardan dolayı da kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Efendim, biz Akmek kurslarımızı farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adresimizden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.